Merhaba, ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumuma başlarken sizlerden gelen şu temel iki soruya cevap vererek başlamak istiyorum. Birincisi, biz ne yapacağız? Yani diyorsunuz ki TL'de kaldık. Evet, biz ne yapacağız? Yani dolar alsak, dolar baskılanıyor, dolar çıkmıyor. Dolar almak zaten kendini bir yerde enflasyona karşı korumak için alınan, para kazanmak için alınan bir yer değil. Dolarla spekülasyon yapılır. Dolar alsak işte diyorsunuz ki çıkmıyor. Altın alsak Fed işte Mart ayında da faiz arttıracak, ondan sonra bitecek diye bakarken piyasa, hayır, bu devam edecek faiz artışlarına, 50 bas puan daha gelecek üzerine gibi görünüyor. Haziran'a kadar falan devam edecek. O durumda o zaman altın da iyi değil. Altın iyi değilse gümüş iki misli iyi değil. O zaman onlar da iyi değil. Geriye ne kalıyor? Geriye Amerikan borsası kalıyor. Dün kapalıydı Amerika'da borsa. Bugün bakıyorum. Bugün bir toparlanma gelirse, bir şeyler olursa ne ala. Ama Amerikan borsası da sata dönüyor şimdi bu şartlar altında. Yarın da Fed tutanakları açıklanacak. Çok şahin bir açıklamalar varsa tutanaklarda, o zaman bu borsanın daha da çok satış yiyebileceğini düşünüyorlar ki bugünden satıyorlar. O zaman insanlar da soruyorlar, ben ne yapayım şimdi? Borsa dersek, borsa zaten iyi değildi Ocak ayında. Borsayla oynuyorlar vesaire dedik. Tedbir alıyoruz diye bir esen emeklilik sisteminden buraya para aktarılıyor. O paralar da geldi büyük ölçüde. Henüz bitmiş değil. Daha biraz daha para gelecek gibi görünüyor. Hatta ki orada da 30, %30 oranına kadar minimum hisse almaları gerekiyordu. Belki kamu daha da fazla alacak borsayı desteklemek için. Yani biraz daha para gelebilir. Gelecek de bu bir taşıma suyla değirmen döndürme nereye kadar? O zaman insanlar soruyor, ben ne yapacağım parayla? Vallahi güzel bir soru soruyorsunuz. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu gidişat iyi değil Türkiye'de. Ve de sürdürülebilir de değil bu ekonomi. Yani böyle işte faizi daha düşük tutayım, zorla bu düşük faizli bankalara kredi verdirteyim, zorla düşük faizli tahvilleri aldırtayım, zorla doları aşağıda baskılayım. Ama bu arada her türlü genişlemeci mali politikayı uygulayayım, her türlü genişlemeci para politikasını uygulayayım, enflasyon dolu dizgin gitmeye devam etsin, enflasyon insanların bütün parasını da yatırımını da yok etsin. Peki ne olacak yani? O zaman da insanlar gittiler, konut aldılar. Beni derdiler, korur bu enflasyona karşı. Ben de zaten öneriyordum. Şimdi normal şartlarda konutun enflasyonun altında kalmasını bekliyordum ben, artışının, fiyat artışının. Şimdi deprem oldu diye bir kere kiralar uçtu. Artık konut fiyatları da artıyor tabii ki, göç oluyor böyle. Yani acayip, o taraf da artık alınabilecek gibi değil. Acayip bir piyasa oldu. İnsanlar da soruyor, ben ne aldım? Belki bir kere şöyle söyleyeyim. Yani borsaya güvenmiyorum. Bu borsa alınabilmesi için ya temel olarak bir takım şeyler değişmesi lazım ya da hakikaten daha da ucuzlaması lazım. Şimdi şu anda bakıyorum borsa, tamam, değerlemelere göre ucuz, ucuz, eyvallah, ama şöyle şu an itibariyle bakıyoruz, daha aşağı seviyelere düştü ama bakın zirveye göre %9.74 aşağıda. İşte efendim bu daha aşağı 21'e 21 falan aşağıda. Önemli değil o bak. Bu şimdi ucuz değil. %10 aşağısında zirvenin. Şöyle %30 falan aşağısında olsa, yani 3800'lerde falan olsa, o zaman diyeyim ki bak bayağı bir düştü. Buralardan alırsak biraz kazanırız falan. Şimdi burası çok iyi değil almak için. Hem de taşıma suyuyla çıkartmaya çalışıyorlar. O da nereye kadar yani? Değil mi? O zaman yani borsa da bana güven vermiyor. Peki ne olacak? Altın işte tutanaklarda vesaireydi. Böyle bir sıkıntı var. Elimizde altın varsa ne yapalım? Tutalım. 1800'e gelirse altın, elimizde de TL varsa o zaman altın alalım. Mesela bu olabilir. Altından da haz etmiyorsak, çünkü altını da çok baskılamak niyetindeler. Biliyoruz, görüyoruz. En ufak bir
olumsuz haberi altında yüklü satışlar için kullanıyorlar. Öyle olunca gümüş de daha çok düşüyor vesaire. O zaman dolar alacaksınız. Başka çaresi yok. Yani başka yatırım yapayım, kripto para yatırım yapayım. Zaten çok riskli bir yatırım. Yani insanlar daha az riskli gördükleri için gayrimenkul alıyorlar o zaman. Yani başka şeyler yok mu efendim? Başka emtia yok mu? Bugün birisi bana kobalt soruyor. Yani ben hayatımda kobalt grafiği mi görmüşüm? Şimdi kobalt al diyeceğim. Adam diyecek ki ben nereden kobalt alayım? Gittiğim zaman Ziraat Bankası'nda kobalt mı satılıyor? Yani değil mi şimdi? Bir sürü şeyler de bu şekilde anlamıyor. Amerikan borsası da böyle iyi değilse, Amerikan borsasında bir takım exchange traded fund denen borsa yatırım fonları var. Farklı enstrümanlara falan yatırım yapabileceğiniz ama onlar da basit işler değil yani. O zaman ya dolar alacaksınız ya altın alacaksınız belli bir yere kadar düşerse. Amerikan borsası şu anda iyi değil. Belki çok düşerse ona da gelirim. Onu da çok düşürmezler. %5 falan düşürürler. Tekrar alırlar adamlar. Orada da yani ben inceliyorum sürekli. Hem fon yöneticileri hem bireysel yatırımcılar bütün düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorlar. Biraz düşüyor. Hop ne güzel düştü. Alım fırsatı tekrar alalım falan deniyor. Bu şekilde yani belki orada kademeli olarak alınabilir. Kademeli olarak almak için de fonlar var. Türkiye'den Tefas fonları var. Yurt dışı borsalara yatırım yapan. Bunlara yatırım edecek. Başka da yolu yok yani. İnanın çok zor bir durumdayız. Diğer bir sorunuz da sizlerden yine sık gelen bir soru. Seçim ertelenirse borsa ne olur? Şimdi seçim ertelenirse düz mantıkta yani seçim var diye borsada bir belirsizlik olması var. O yüzden negatif diyoruz. O zaman seçim ertelenirse bu negatiflik yani bunun negatifliği getiren, belirsizliği getiren durum ertelenmiş oluyor. Pozitif olur bu durumda, değil mi? Fakat bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani birçok şeyler artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Yani dayanılıyor. Acaba bu halkı fakirleştiren ekonomi politikaları bir şekilde değişir mi? Ha bu hükümet kalırsa değişme ihtimali gene de var. Onu da söyleyeyim. Yani faizi arttırabilirler. Ha yok bu hükümet kalmazsa zaten değişecek. Yani dolayısıyla hani bir ihtimaldir. Seçimden önce böyle bir ihtimal yok ama seçimden sonra var gibi. İnsanlar düşünüyor, dişini sıkıyor falan. Yok seçim olmayacak. Seçim bu deprem konutları yapıldıktan sonra seneye kaldı derseniz o zaman orada da başka bir sıkıntılar başlıyor. Mesela doları ne kadar daha tutabilecekler? Yani Mayıs'a kadar tutmak istiyorlar. Erken seçim yapmak istiyorlar. Acaba vaktinde seçim olsa Haziran'daki seçime kadar tutulabilecek mi? Haziran'daki seçim olmadı Kasım'a veya yerel seçimler birleştiği zaman tutulabilecek mi? Yani basit bir hesap söyleyeyim size. Basit bir hesap. Şimdi dolar TL 2021 sonunda 2021'in yani 2022'nin başında 13,5 falandı değil mi? Yani hani orada deniyordu ya dolar kurundaki son haftadaki yükselişler, son günlerdeki yükseliş sene sonu hesap kapama nedeniyle geçici bir durumdur dedi. O dendiği sırada 13,5'tu. Şimdi bir hesap yapın. Yani TÜİK şöyle dedi, böyle dedi. Bırak şimdi sen kafadan bir kere %100 enflasyon olmuş mudur? Yani geçen sene başından bu sene işte şimdi Şubat ortasına kadar %100 olmuş mudur? Olduysa o zaman bu 13,5 olan şeyin de 27 olmasını beklersin, değil mi? 27 bu olmuyorsa demek ki baskılanıyor bir şekilde. Çünkü daha 18'i falan saymıyorum. O zaten çok fazla yükselmiş bir şeydi o Aralık'taki 2021 Aralık'taki 17 Aralık'taki görülen zirveler falan. Onlar abartıydı yani. Balondu orada tamam ama 13,5'a göre şimdi 27 olması gerek. Ya hesap ortada yani. O yüzden böyle bir ortamda iyi olacağını düşünmüyorum ben seçimin ertelenmesinin. Yani borsa için evet bir belirsizliği ortadan kaldırıyor ama ekonomide çok fazla kırılganlık var. Çok fazla şey acaba değişecek mi falan diye bir ümit var, beklenti var. O ümit ortadan kalkmış oluyor. O zaman daha kötü oluyor. Çünkü dediğim gibi çok demin anlattığım şekilde maliye politikaları
para politikaları çok genişlemeci, çok enflasyon yaratıcı şekilde. Bakın Perşembe günü 200 bas puan indirim olursa bu Merkez Bankası'ndan, ki ben 200 bas puan bekliyorum, yani hiç şaşırtıcı olmaz. Hiç depremi de bahane edecekler şimdi. Daha da böyle genişlemeci bir para politikasına gidecekler. Mali politikalar zaten kredi garanti fonuydu, ucuz da bilmem ne kredisiydi, yardım bilmem ne falan, tamamen genişlemeci durumda. Yani acayip bir enflasyon yaratacak şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok. Enflasyon zannediliyor ki yani tek başına kötü bir şey değil. Çünkü sizin ücretiniz de benzer şekilde artıyorsa alım gücünüz zarar görmüyor. O zaman da bir sakıncası yok gibi geliyor insanlara. Ama ücretler o şekilde artmıyor. Üstelik işte asgari ücreti kontrol edebiliyorlar. Asgari ücrete şu kadar yaptık diyorlar. Diğer ücretler de asgari ücrete yakınsamaya başlıyor. Çünkü o ücretler asgari ücret kadar artmıyor. Asgari ücret oransal olarak daha fazla artıyor. İnsanların alım gücü de düşüyor yani. Bu enflasyon durmadan, ya da işte tekrar o Naci Ağbal görevden alındığında 15'ti, o seviyelere falan inmeden öyle insanların alım gücünde bir iyileşme olamaz kolay kolay. Yani öyle bir zamlar falan olamaz. Üstüne daha beter durgunluk falan da olur. Bu olaylar iyiye gitmiyor yani. Bu enflasyon olayı, daha da enflasyon yaratalım falan. Neden yapılıyor derseniz, işte piyasada böyle bu enflasyonun ilk başta bir pozitif etkisi var. O sayede biraz daha piyasa canlanıyor falan. Sonradan acısı çıkıyor bunun. Şimdi acısı çıkmaya başladı zaten. O zaman bir daha bir doz daha enflasyon verelim. İlk başta zaten iyi olur. Zaten mesela seçime kadar falan iyi olur. Ondan sonra acısı iki doz. Şu anki çıkanın üzerine iki doz acısı çıkar. O zaman da kim öyle kim kala zaten, değil mi? Seçim olmuş oluyor. Yani bu şekilde düşünüyorlar. Amaç seçime kadar suni bir refah artışı falan yaratarak enflasyonun getirdiği o olumsuzlukları daha fazla enflasyonla bertaraf etmeye çalışmak. Yani işte adam içmiş enerji içeceğini, hızlı güzel koşmuş, dans etmiş bilmem ne falan, artık böyle bir yorgunluk çöküyor adama. O zaman diyorsun ki bir daha biz buna bir enerji içeceğini dayayalım. Adam bir daha bir böyle şey olsun, canlansın falan. Belki bir saat sonra o geberecek, kalacak yerde böyle. Hiçbir adım atacak takati kalmayacak. O önemli değil. Şu anda ayağa kaldırabiliyor muyuz? Bu şekilde düşünülüyor. Dolayısıyla iyi olmaz bence borsa için. Böyle bir şey. Şimdi gelelim borsada, dediğim gibi yani bir yükselişlerin şu 5300'e kadar olup 5300-5400 bir yerlerden geri gelebilir demiştim. Zaten o dediğim gibi de olmuştu işte Perşembe günü. Yani şunu kapatacak olursak daha net görürsünüz şöyle. Perşembe günü o şekilde de olmuştu. Şöyle saatlik grafikten baktığımızda işte böyle geri geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bugün enteresan bir şey oldu. Bugün %2 falan çıktı bu borsa. Fakat bir yarım saatlik bir süre içerisinde hepsini geri verdi. Çat diye buradan vurdular böyle kafasına. Ve işte sonra birazcık alımlar geldi falan. Bak günün kapattığı 0,46 puan. Yani %0,01. Ne diyoruz? Bu piyasayla oynuyorlar. Bütün gün boyunca %2 yukarıda oluyor. Borsa bütün gün boyunca olmuyor. Ama şöyle artık saat 11 itibariyle falan %2 yukarıda oluyor. Biraz geri çekiliyor, tekrar artıyor ondan sonra. Orada kalıyor kalıyor. Yarım saatte tak bütün getirisini yok edebiliyorlar. Bekliyorlar pusuda bence yani. Biraz daha böyle para girecek buraya. Belki o 5300-5400'e gidecek. Oradan da adamlar zaten bir tedbir anlamıyor. Çakacaklar. Sosyal medyada ek tedbirler konuşuluyor, görüşülüyor falan gibi söylentiler vardı. Bilmiyorum ne kadar gerçekliği var. Tedbir alacak alan adamların da kafa yapısını biliyoruz. Yani daha fazla para sokalım, daha fazla parayla işte bunu ayakta tutmaya çalışalım gibi orada. Yani hala da algoritmik işlemleri yavaşlatalım, yüksek frekanslı
işlemleri yavaşlatalım veya durduralım falan. Bu oyuncular buradan gitsin de buraya yatırımcılar gelsin falan gibi bir anlayış yok. O yüzden çok da ümit vermiyor bana. Gelelim burada dolar endeksine. Daha dünya için önemli şeyler bunlar, dolar endeksi falan. Dolar endeksinde bildiğiniz gibi ben 2 günlük grafikle bakıyorum. İşte şu hareketli ortalama. 2 günlük grafikte de hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını gördük. Daha evvelden de görmüştük. Bir, iki kere daha görmüştük. Daha evvelden de destek olarak çalışıyordu. Şurada biraz altında kalmıştı Mayıs ayında falan ama yani o da yataylık olduğu için belki denir. Yataylıkta öyle hareketler olabiliyor. Burada ama direnç olarak çalışıyor yani bu. Şöyle de açalım. Direnç olarak çalışıyor bu. Günlükten baktığımızda da işte şu 104 Fibonacci seviyesinde direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Yani bu geri gelmesi gerek. Bunun bu 101'e geri gelmesi gerek. Bu 101'e gelmeden Amerikan piyasası da toparlanmaz, altın falan da toparlanmaz. Dolar endeksinin düşmesi gerekiyor. Düşer mi dolar endeksi? Fed daha çok agresif olacağım, daha faiz artıracağım dediği noktada düşmesi kolay değil. Ama ben düşebileceğini düşünüyorum. Çünkü risk iştahı artıyor Amerika'da. Her türlü düşüşte piyasaya daha çok, yani Amerikan borsasına daha çok para girişi oluyor. Repo'da da bekleyen paralar 2 trilyon doların üzerinde, daha aşağıya gelmiş değil. Yani hala daha onların gelme ihtimali var. İşte şuradalar 2,06 trilyon. Şu 2 trilyon kırılmadı henüz ama kırıldıktan sonra daha sağlam bir düşüşler olabilir orada diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla işte Amerikan borsası Dow Jones artık yükseliş trendini aşağıya doğru zorluyor. Dow Jones S&P artık aşağıya doğru kırıyor. Bugün hareketli ortalamanın altına doğru geçiyor. S&P de iyi değil. Nasdaq da geçiyor S&P gibi. Orası da iyi değil bu şartlar altında. Altında 8 saatlik de takip ediyorduk. Altında şu şekilde altında şunu açmaya da gerek yok aslında. Şu şekilde takip ediyoruz. Altında en azından şu 1850'yi falan bir geçmesi gerekir. Yeni bir alım yapmak istiyorsanız. Çünkü burada kötü oldu. Satışa döndü işte. Bu hep üzerinde kalabiliyordu. İyiydi, güzeldi ama kötü oldu maalesef altındaki durum. Gümüşteki durum o da benzer şekilde, yani altındaki gibi. O da aşağıda 21.42'ye kadar geldi. Altında bir yükseliş olacak ki gümüşteki yükseliş de kalıcı olsun. 22'nin üzerine çıkmadan da altın da yükselmiyorsa yeni bir alım önermiyorum. Yapacak bir şey yok, bu taraflarda iyi değil. Bitcoin'i soran arkadaşlar oluyordu. Bitcoin'de diyordum yani işte şu 25.400 buralara yaklaşınca satışlar geliyor. Hatta 25.300 küsurlarda falan bile geliyor Bitcoin'de. Henüz pek bir şey yok. Yani Nasdaq daha kötüye gitmezse, ki gidebilir. Bakın burada da bu Bitcoin aşağı gelebilir ama şu anda yani henüz bir şey yok. Tehlike çanları çalmıyor. Şöyle işte bir yükselen şey üzerinde, hala trend çizgisi üzerinde. Belki şöyle 24.300 falan gibi bir şeyler kırılırsa falan o zaman sata döner. Şu anda iyi yani, zaten yani günlükte bayağı hareketli ortalamanın üzerinde. İyi yani o taraf, fakat o yani Nasdaq kötüye gidecek olursa o taraf da illaki, yani kripto paralarda kötüye gidecek. 25.400 geçilmesi gerekiyor bence yeni alım düşünmek için. Şu anda 24.500'lerde, 25.400'ün geçilmesi gerekiyor. Yoksa önermiyorum yani, zaten çok riskli bir varlık kripto para. Yani yatırım yapılacak bir varlık değil.
spekülasyon yapılacak bir varlık yani. O bakımdan hani Türkiye riskini almak istemiyorum, kripto para da alsam diyen arkadaşlar da olmuş. Yani Türkiye'ye göre işte tabii şey diyebiliyor insanlar. Ya işte kripto para bile Türkiye'ye göre daha az riskli. Türkiye'nin ne olacağı belli değil falan gibi. O kadar da değil yani. Evet, öyle olduğu günler oluyor. Kripto paraya göre daha riskli işler, daha ne diyeyim yüksek volatilitenin olduğu günler oluyor Türkiye'de. Borsasında da oluyor. İşte sürekli böyle acayip şeyler de yaşanıyor ülkede. Mali açıdan diğer şeylere ben girmek istemiyorum zaten. Yani onlar konumuz değil. Çok üzücü olaylar var. Ben de yaşıyorum. Bana da çok yazanlar oldu. Yani onlardan bahsetmek istemiyorum. Çok üzücü şeyler yani. Ama ekonomi olarak da acayip işler oluyor. İşte en son olarak mesela yıllarca şey dediler yani bankalara, temettü dağıtmayın. Bunları sermayenize ekleyin, sermayeniz güçlü olsun, finansal risklere karşı daha böyle güçlü olun falan. İşte kamu bankalarının karını hop sen bağış diye ver. Peki adam sermayeye ekleyecekti, sermaye güçlenecekti falan. Geç onu. İşte hatta kredi garanti bilmem ne, daha da bir genişlemeci işler olacak falan. İyi değil yani. Çok acayip işler oluyor. Ama kripto para gene de daha riskli. Onu da söyleyeyim yani. Bence yani kripto paradaki risk sürekli orada, o risk var. Yani Türkiye'de belirli dönemlerde oluyor, belirli günlerde oluyor ama kripto parada sürekli o risk var. O yüzden Türkiye riskini almayayım diye kripto para almaz. Son olarak bir de şey söyleyeyim, onu da söyleyecektim. Onu da hep söylüyorum ama tekrar soruluyor. Türkiye riski almayın diyorsa o zaman Eurobond da almayacaksınız. Çünkü Türkiye'deki bir sıkıntı, bir CDS artışı Eurobond'un değer kaybetmesine sebep olur. Çünkü Eurobond'u alacaksanız CDS şöyle bir 700-800, hatta 800 falan olsun ki ben bundan sonra alırsam vadesine kadar da tutarsam işte iyi olur. Çünkü alacağınız şeyde mesela 3 sene, 5 senelik falan alacaksınız değil mi Eurobond'u? Eurobond fonu alırsanız zaten daha kötü. O direkt yansıyor oraya. Hani öyle bir 5 senelik falan alacaksanız, almışken CDS yüksekken almakta fayda var. Çünkü ileride CDS'in düşme ihtimali olur. Siz de bozdurmak istediğinizde zarar etmezsiniz. Belki dolar çok çıkar, bir noktaya gelir. Ondan sonra dolar düşecek gibi olur. Söyleriz yani işte dışarıdan para geliyor deriz, bilmem ne deriz. O zaman o Eurobond'ları satmak gerekir. O zaman da o CDS düşükse satılır. Zaten siz 500 CDS'den aldıysanız, işte CDS'de gene 500'deyse, 600'deyse falan böyle o sıralarda, İyi değildir yani o durumda satmak. Çünkü alım satım şeyi de ödeniyor. Komisyonu da ödeniyor. Alım satım farkı var. O yüzden Eurobond yatırımı da şu anda uygun değil. İşte bugünlük de bu kadar.